Ah Elif Hanım, hoş geldiniz. Hoş buldum hocam. Neye bakıyorsunuz o kadar dikkatli bir şekilde? Valla şu öndeki hançere bakıyorum. Ve bu hançere baktığımızda Cembiye hançeri. Osmanlı Yemen menşeli. Hani bu Yemen'de folklorik olarak kuşakları da taşıdıkları hançer bu. Siz şimdi gelirken, bu da kantar içinde geldiniz ama gelirken de zor, bu kata zor çıktınız. Çünkü aşağıda ki eserlerin her biri size yeni bir ufuk açtı. Bakarken daha hiçbir şey, daha hemen yazılarını bile okumadınız. İşte bu müzeciliktir. Yani esasında müzecilik, geçmişi bugünkü insanımıza görsel olarak verebilmektir. Ve daha sonraki yazılarıyla, yani alt yazılarıyla, işte o tanıtım levhalarıyla beraber zihinlere yerleştirilmesidir ki bu da şunu gösterir. Bu toplumun kendi aidiyetini oluşturması, kimliğini kurabilmesidir. Müzecilik toplumun ayakta duran önemli dinamiklerinden bir tanesidir. Ve o yüzden bu müze çok önemli bir müze. Tabii bunu detaylandırmamı isteyeceksiniz ama önce gidip evet, oturalım biz. Çok fazla sorum var demiştim size. İlkiyle başlayalım. Sıkıntı yok. Müzecilik tarihinden konuşalım istiyorum. İlk ne zaman çıktı, nerede çıktı, kim tarafından, bunların hepsini konuşalım hocam. Esasında tabii uzun bir hikaye bu müzecilik ama size söyleyeyim net olarak. Müzecilik tarihine bakacak olursak batıda sömürgecilikle başlıyor. Normalde Mısır'dan getirilen her şey işte Fransa topraklarından sonra İngiliz topraklarına götürülüyor. Bir noktada müzecilik uluslararası toplumlara bir hakimiyet noktasında. Öncelikle kendi hanelerini süslemek ve kullanıyorlar. Ve bu daha sonra müzeciliğe doğru bir kayış yapıyor. Zaten arkeoloji de, yani müzeciliğin ana dinamiği arkeoloji de Hristiyan arkeolojiyle doğuyor. Yani İncil'de geçen olayları doğru mu diyerek de işte bugün filmleri olan işte On Emir'di, Kutsal Kase'di, bunların hepsi Hazreti İsa gerçek mi, havariler gerçek mi ve bunlardan ne kaldı diyerekten böyle başlıyor. Sonra da arkeoloji bilimi gelişiyor. Bizde ise müzecilik çok daha farklı boyutlarda. Hatta ben her zaman şunu söylerim, Anadolu coğrafyasında müzecilik Konstantin'le başlatırım ben. Yani İstanbul'u Roma'nın başkenti, Büyük Roma'nın başkenti yapan Konstantin bütün kutsal emanetleri İstanbul'a toplamıştı. Hatta annesi de İrene de buralara mukaddes emanetler getirmişti. Yani bunların toplanması da bir müzecilikte. Bugün Topkapı Sarayı'na gittiğinizde orada Hazreti Yahya'nın eli, işte Hazreti İbrahim'in tası, işte bunlar o kutsal emanetler. Esasen Bizans'tan bize kalan kutsal emanetlerdir onlar. Ve bunlar kutsal emanetlerin olduğu alanlarda ziyaret ediliyordu. Ve bu benim mantığıma göre İstanbul, dünya müzeciliğinin ilk kurulduğu, ilk temellerin atıldığı yerdir. Üç medeniyete, beş kültüre ev sahipliği yapmış dünyadaki bu özelliği taşıyan nadir bir şehir. Tek bir şehir hatta. Peki İstanbul'daki ilk müze neresi? Yani ilk yapılan müze nerede? Ha evet, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Biraz da gurur duymamız gerekiyor. Bizim müzeciliğimizin temelleri 1846'da atılıyor ki Tophane Müşiri Ahmet Refik Paşa tarafından başlanıyor. Bu da bugünkü Topkapı Sarayı'nın içerisinde olan 600 yıla ait Aya İrine vardır. Ve orada bütün Osmanlı ve Osmanlı'dan önce kalmış Bizans ve Selçuklu dönemi silahları, mukaddes emanetleri falan toparlanıyor orada. 1867 yılında Albert Dumont müze müdürlüğüne getiriliyor ve o da iki tane katalog hazırlıyor. Biri eski eserler kataloğu, diğer de eski silahlar kataloğu. İşte Asar Atike koleksiyonu olarak da devam eder bu. Bunun mukabilinde 1869'da bugünkü Müze-i Humayun kuruluyor. Yani 1869 esasında dünyada baktığımızda dünyada zaten 3-4 tane müze var. Yani dünyada ilk müzelerden bir tanesi. Bu kolay bir şey değildir. Batıdaki müzeler de bir arayış halinde deneme yanılma yoluyla gidiyorlar. Ki Alman yapısında bir kataloglama vardır. Her zaman açısından bilimin bütün dallarında vardır. Bu müzecilikte de bu epey bir işe yarıyor. Ama halka açık değil. 1875'e kadar. 1875'te halka açılıyor.
Ve öyle bir güzel bir şey yapılıyor ki, dünyada ilk ve tek örnek, kadınların ve çocukların gezmesi için çarşamba günü tahsis ediliyor. Başka kimse yok. Kadınlar ve çocuklar geziyor. Bu şekilde Müze-i Humayun bugüne kadar devam ediyor. Ama bizde Türk müzeciliğinin kültür olarak yerleşmesi, bunun bir bilim disiplini olarak gelişmesi tamamen Osman Hamdi Bey ile başlar ki Osman Hamdi Bey'in bugünkü İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin açılışıyla beraber 13 Haziran 1891 artık Türk müzeciliğinin günü olarak da kabul edilir. Osman Hamdi Bey çok büyük bir açılım yapmıştır Türk müzeciliği içerisinde ama arkasındaki güç önemlidir ki Sultan II. Abdülhamit bugün İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin inşa edilmesine teşvik eden yöneticidir. Bir de burada harcanan bütçenin yarısı kendi öz bütçesinden karşılanmıştır. Yani dünyada tek örnektir. Yani Sultan II. Abdülhamit İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin kurucusudur esasen bir noktada. İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin şu an İstanbul'daki binası dünyada müze binası olarak inşa edilmiş iki binadan birisidir. Diğerleri yine Topkapı Sarayı gibi yani saraylardan, diğer yapılardan çevrimidir ama müze binası olarak içindeki eserlere uygun şekilde inşa edilmiş iki binadan bir tanesidir. Bu yüzden de dünya müzeciliği bakımından Türk müzeciliği önemli bir değere sahiptir. Zaten sahip olduğu koleksiyonlar da dünyada sayılıdır. Bir tek şey var, biz şunu net ifade edelim. Gücümüzün farkında değiliz. Kıymetin de farkında değiliz. Çünkü mukayese etmiyoruz bazı şeyleri. Bugün de içinde şu an bulunduğumuz Hisart Müzesi dünyanın sayılı müzelerinden bir tanesi ve dünyadaki en büyük ve tek diorama müzesi. Ve buradaki eser zenginliği ve sunumu ki buradaki etrafımızda gördüğünüz o heykelin hiçbir tanesi bal mumu değil, özel olarak yapılmış ve buranın Necat Çuhadoğlu tarafından yaptırılmış heykeller ve bunların her biri özel olarak yapılıyor ve o anı yaşatıyor. Yani o anı vermek, işte bu yukarıda gezerken göreceğiz inşallah, savaştaki o şiddeti yansıtıyor. Mucitliğin verdiği o heyecanı yansıtıyor. Yani o günü bugüne aslında aynen yaşatmak çok önemli bir şeydir. Ve böylece hayal dünyanızın canlanması ve dönemi anlamanız çok önemlidir. Müzecilik bizde bir statik olarak görülmemeli. Esasında bir müze bir hafızadır. Ve bir hafızamızın zenginleşmesini sağladığı gibi adet duygumuzu da güçlendiren bir unsurdur. O yüzden batıda sömürgecilik, Mezopotamya bölgesinde sömürgecilik başladığında biz hemen bir devreye giriyoruz. Çok büyük bir başarıydı bu. 1917-19 tarihlerinde Halil Ethem Bey bugünkü Şart Eserleri Müzesi'ni oluştururken bir noktada şunu söyledi topluma. Evet, Osmanlı coğrafyasına içerisinde yaşayan Mısırlısınız, Iraklısınız, Suriyelisiniz ama sizin medeniyet ve kültürünüzü tanıyoruz ve koruyoruz. Batılılar söküp götürürken biz onların muhafazasını ve bilincini vermeye çalıştık. Bu noktada kültürel emperyalizmin de bir şeydir, engelleyicisi olmuştur Şark Eserleri Müzesi. Bizde müzecilik sömürgeyle kurulmuş değildir. Batıda sömürgeci müzeler hep sömürgeci üzerine kurulmuştu. Bugün bile bakın biz Türkiye'de Kültür Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı yoluyla eserlerimizi yurt dışından getiriyoruz. Bugün Türkiye'den sökülüp gidilmiş eserleri Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, İtalya'da seyrediyoruz, geziyoruz, ziyaret ediyoruz. Yani ve bize düşünebiliyorsa burada İtalya'dan, Almanya'dan, Fransa'dan sökülüp getirmiş eserler var mı? Yok. İşte bu biz yaşadığımız coğrafyanın medeniyetinin eserlerini koruyoruz ve kolluyoruz. Bu sebepten de ilk restorasyon bile çok bizde önemli. Biz savaş döneminde Kıztaşı'ndaki bir Bizans dönemi eseri olmasına rağmen restore ettik. Çemberli Taş, Osmanlı döneminde dünyada ilk restorasyon çalışmaları yapıldığı örneklerden verdik. Bugün Çemberli Taş alınmasına sebep oldu. Yani biz müzecilik kültürü korumacılıkla gelip koleksiyonellikle gelişen ve tamamen toplumlara aktarım amacıyla kurulmuş bir mantık üzerine yer alır. O yüzden de müzecilik bizde sömürge mantığında değildir. Sahip olduğumuz medeniyeti sergileme noktasındadır. Müzeciliğin tarihini, kültürünü ve önemini öğrenmiş oldum. Eyvallah efendim. Böylelikle artık gezebilir miyiz? Ne demek? Ve yukarıda soracağınız da çok sorular olacak. Haydi devam edelim. Hadi gidelim hocam. Lütfen.
Efendim şimdi bu müzenin İkinci Dünya Savaşı'nın anlatıldığı kattayız. Hem Osmanlı dönemi coğrafyasının örnekleri var, hem de bütün o İkinci Dünya Savaşı'nın ana mimarı Alman ordusunun hem askerlerinin hem de teknolojilerimiz burada sergilendi. Dioramalar var. Buralarda bir şey dikkatinizi çekti mi? Şimdi aynı şeyden mi bahsediyoruz bilmiyorum ama benim dikkatimi çeken kostümler oldu. Savaştaki askerlerin dahi komutanların bile kıyafetleri çok şık. Bir sebebi var değil mi hocam? Tabii ki. İkinci Dünya Savaşı'nda bilhassa Almanlar. Birinci noktada Almanlar, ikinci olarak da Osmanlı askerleridir, subaylarıdır. Ama Almanlar dünyada tasarım noktasında bir numaradır. Hem teknoloji açısından İkinci Dünya Savaşı'nda hem de dönemin askeri malzeme ve kıyafetleri konusunda. Birincisi özendirme. Asker genç nesile, bakın burada gördüğünüz gibi ve bu askeri kıyafetler o dönem ve bugün hala mevcut olan dünyaca ünlü markalar. Şu an dünyaca ünlü markaların İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere kıyafet tasarımları yapıyorlar ki gençliği özendirmek için. Bir de askeri teknoloji içerisinde mesela kamuflaj uygulamasını ilk Almanlar başlatıyor. Ve o yüzden de her coğrafyaya göre kamuflaj geliştiriyorlar. Yani bir tane diyelim ki Kızıl Ordu'nda bir tane kamuflaj varsa, Amerika'da iki tane kamuflaj çeşidi varsa, Alman ordusunda askerlerin 30 çeşit kamuflaj sistemi var. Ve işte Bulgaristan'daki yapıya göre ayrı, efendim Almanya'dakine göre ayrı, çöl sistemindekine ayrı ve o yüzden de her biri tasarım. Nasıl askeri araçları birer tasarım ve teknoloji ürünüyse kıyafetler de böyle. Böylece bir noktada devletin gücünü, itibarını da gösteriyor. Harika. Gövde en çok gösterisi etki, tabii, yani. Tam gövde gösterisi. Ve bu kıyafetler içerisinde de ve kullandıkları aletler, işte gündelik şeyler, kıyafetler içerisinde. Aksesuarlar bile fazlasıyla. Tabii ki aksesuarlı bunlar. Bu ne oluyor? Motivasyon oluyor. Bu bir gerçektir. Bunun için de ciddi bir para harcanmıştır. Ve dünyada da emsali yoktur. Alman ordusunun 2. Dünya Savaşı'ndaki uyguladığı kıyafet moda tasarımı, askeri moda tasarımı ve bugün bile bunların herhangi aparat şeylerini, bu askeri alametlerini sökün, dışarıda giyebileceğiniz bir kıyafetlerdir. Müzecilik için de önemli bir yer teşkil ediyor değil mi? Ve bu coğrafyada 2. Dünya Savaşı dendiğinde nasıl yaşandığını bu seksiyonda, bu katta çok rahat bir şekilde görebiliyoruz ki her biri çok güzel canlandırılmış. Hisar Müzesi'nin içerisinde yer alan yüzlerce dioramadan beni etkileyen sahnelerden bir tanesi bu. İstanbul'un fethinin anlatıldığı 1453 tarihteki bu sahne. Yani Neşat Bey muhteşem bir şekilde hazırlamış. Bu kuleler, surlara ulaşmaya çalışan kuleler, başıbozukların oraya doldurması ve toplar, biliyorsunuz. Savaş bir teknolojidir. Bilhassa Osmanlı gerileme dönemine kadar savaş teknolojisini çok iyi değerlendirdi ki Fatih Sultan Mehmet bir devlet adamı olması yanında iyi bir komutan. Bizde tabiye sistemini, yani İstanbul surları muhteşem bir şekilde güçlü bir set oluşturuyor. Burayı nasıl yıkacaksınız? Bir top attığınızda ki o top bir gülle, granitten ya da mermerden yapılma bir gülle gittiğinde duvara çarptığında zarar verebilir. Yıkamaz. Ama Fatih Sultan Mehmet şöyle bir sistem getiriyor. 5-10'luk tabya denilen bir sistem. Bu toplar aynı anda ateşleniyor. Ve aynı yere gittiğinde bu sefer yıkıcılığı oluyor. Bir de tabii hemen de bunun altında lağımcılar denilen o surların çökmesi için altta barutlarla dinamitler yerleştirenler var. O güç kullanılıyor. Bir de askerin motivasyonunu, o kadar önemli ki bu motivasyonunu sağlayarak İstanbul fethini gerçekleştiriyor. Esasında şöyle bir şey var. İstanbul'un fethini bugün bile bütün detaylarıyla anlatabilmiş ve aktarabilmiş de değiliz. Hemen şu soru geldi aklıma.
Türklerin İstanbul'a tanışması 1453 İstanbul fethiyle mi gerçekleşiyor peki? Tabii ki hayır. Türkler 6. yüzyıldan beri hem İstanbul'da hem de Roma'nın, yani Doğu Roma'nın, Bizans'ın kendi bütün kadrolarına ve Bizans İmparatorluğu'nun en yakınındaydılar. Hazar Türkleriyle Bizanslılar her zaman yakın akraba ilişkisinde bile bulundu. Hatta Roma imparatorlarından bir tanesi, yani Bizans imparatorlarından bir tanesi olan 4. Leon'un annesi Hazarlı ve Hazarlı Leon olarak geçer tarihte de. O yüzden de yani Türkler tahta bile geçtiler Bizans içerisinde, ama onu detayları istersen yukarıda çay içerken konuşalım. Buyurun. Gidelim hocam. Ben sorumun cevabını merakla bekliyorum. Evet, esasında İstanbul sürprizlerle dolu ve İstanbul'da yapılan her arkeolojik kazıda hem İstanbul tarihi daha da genişliyor. Bir de çevre coğrafyasıyla olan bağlantı ilişkilerin hem iktisadi, hem askeri, hem sosyal, hem demografik hareket noktasında inanılmaz bir veri ortaya konuyor ki bu da dünya tarihini değiştiriyor. Bugün Beşiktaş'ta, Beşiktaş Meydanı'nda yapılan bir metro kazısı oldu ve bu metro kazısı bir arkeoloji kazıya dönüştü. Milattan önce 3000-3500 yıllarına ait 130 tane mezar bulundu. Bu 130 mezarın 58 tanesi kurgan mezar. Kurgan mezar dediğimiz Türk kültürünün ölü gömme adetlerinden bir tanesidir. Ve bugün Orta Asya ve Kafkaslar bölgesinde mevcut olan bir ölü gömme tekniği. Ve bunun 3000-3500 yıl önce o bölgeden gelip Beşiktaş'a yerleştikleri ve burada ölülerini defnedecek kadar bir sürecin olduğunu gösteriyor. Bu çok daha ilginç. Hani nasıl yeni kapı kazılarıyla beraber dünya tarihindeki iktisadi, denizcilik tarihi değiştiyse ve İstanbul tarihi daha da genişlediyse, burada da çok ilginç bir şey, Türklerle ilgili izler çoğalmaya başlıyor. Ki bugün hemen İstanbul'daki mozaik müzesi var Sultanahmet'te. Orada bir mozaik panon içerisinde bir avcı resmedilmiştir mozaik olarak. Ve o avcıda pantolon ve çizme vardır. Çizme ve pantolon bu coğrafyaya ve batıya Hunlarla beraber gelmiştir. Ve sadece pantolon giyen ve çizme giyen Hunlardı. Daha sonra peçenekler, uzlar, kumanlar buna devam etti. Ki 6. yüzyıldan itibaren Bizans, yani Roma içerisinde Hazar Türkleriyle bir ilişki gelişti ve bu ilişki evliliklere dönüştü. İşte bahsettiğim gibi Roma İmparatorluğu'nun 4. Leon, kendisi Hazar, annesi Hazar, Çiçek Hatun. Ve daha sonra Irene ismini alıyor vaftiz olduktan sonra. Bu ailenin bir kısmı yine Yahudi olarak devam, Yahudi inancına devam ediyor. Bir kısmı yine genelsel Türk inancı devam ediyor. Bir kısmı da Hristiyan oluyor. Aynı Bulgarlar gibi. Yani Peçeneklerin, Bulgarların bir kısmı da Hristiyanlaşıyor, ama işin ilginç noktası o Roma imparatorların en yakın korumaları, Roma imparator ailesinin korumaları ve sarayın korumaları tamamı Türklere ait. Yani bu Bizans'ın çöküşü, İstanbul fethine kadar bu gelenek sürüyor. Yani zaten Bizans ordusunun büyük çoğunluğu Türklerden bir şekilde. Ha, bu Türklerin bir kısmı geleneksel dinlerine devam ediyordu, bir kısmı Hristiyanlaşmıştı, ama bunların içinde bugün Bulgaristan'a gittiğinizde bile Bulgar beyleri vardı, orada heykelleri vardı. Hepsine bakın, birer Türktür bunların hepsi. Ve bir kısmı Hristiyan bile olmamıştı. Aynı devam etmiştir. Peki İstanbul'a ilk geldiklerinde Türkler nereye yerleşmişti? Ha, işte en güzel nokta. Türkler bir defa İstanbul'a geldiklerinde asker olarak geliyorlar. Ve bugün Karaköy'e bölgesi yerleştiriyorlar. Karay Türklerin yeridir orası. Karay Türkler. Karaköy isminin kökeni de oradadır. Bugünkü Karaköy. Bizim bildiğimiz Karaköy'e, evet, bizim bildiğimiz ilk geldiklerinde Karaköy. Yerleştiler. Oraya yerleştiler. Bir tek orası mıydı peki, başka? Yok. Bugün İstanbul'daki Çarşamba bölgesine de yerleştiriyorlar. Fatih Çarşamba bölgesine yerleştiriliyorlar. Bir de Edirne Kapı'nın dışında bugünkü Zeytinburnu Kazlıçeşme olan bölgede Balıklı Rum Kilisesi'nin olduğu yerde ordugahları var. Bunlar bir noktada paralı askerler. Peki buraları seçmelerinde bir özellik arıyorlar stratejik mıydı? Neden nokta. Seçiyorlardı? Stratejik bir nokta. Ve Türklerin şöyle bir vasfı vardır. Sadıktırlar. Biliyorsunuz Osmanlı Beyliği bile gelişirken Bilecik
Tekfur'un sadık askerleriydiler. Yani sadece merkez sistem kullanmıyor. Taşa da Türklerden faydalanıyor. Yani Türkler 1064'te Anadolu'ya gelip yerleşiyorlar. Ve onların soy ismi de Türkmen'dir zaten. 1064'te Denizli, Tavas, Kale'yi kuruyorlar bunlar. Yerleşiyorlar yani, basit bir şey değil burada. Ve buradan daha sonra Haçlı orduları geliyor ki pek çok Bizans kronikleri de görülür. Haçlı ordusu Anadolu'ya gelirken, ilerlerken Selçuklar onları Denizli bölgesinde, Honaz'da falan karşılıyor. Onlara rehberlik yapan da Peçenekler. Yani Peçenek Türkleri. Onlar çekiliyorlar, adamlar sudan çıkmış balığa dönüyorlar. Çünkü yol yordan bilmiyorlar. Yani onları doğru düz kanalize edebilen bile Türkler. Yani Anadolu Haçlı seferlerini kanalize edebilen bile Türkler. Ve şunu söyleyerek de sohbetimizi tamamlayalım. İstanbul'un fethinden önce İstanbul'da 7 tane Türk hanı var ticaret yapan. Ve bunlardan bir tanesi hala ayakta. Mısır Çarşısı hemen arkasında Sabuncağın vardır. Gittiğinizde şimdi artık şimdiki Latin alfabesiyle yazılmıştır. 1431 yazar. Doğrudur. 1894 depreminde üst katları yıkılıyor ama hala yapının alt zemini, bir giriş katı, kapısı mevcut. Ve Sabuncağın iç piyasadaki sabun, yağ, bugün işte hatta ilk çörek otu yağı, hatta bugün kolonya niyetine bitkilerin sularıyla yapılmış dezenfektasyon yapılır orada. Çünkü dünyada her zaman salgın hastalıklar çok yaygındır. Bir de şıra, bildiğin üst solunum enfeksiyonları için tedavi amaçlı yapılan şıra Wuhan'da piyasaya satılır ve sektör Türklerin elindedir. Ve 7 tane han vardır sur içinde. Türklerin ticaret yaptığı. Bugün nasıl Venedik'te Türk hanı vardır, Türk tüccarları yapılmış. Aynı şekilde Türk tüccarları sur içinde 7 han vardı ve her milletin, İstanbul bugünkü Tahtakale Eminönü bölgesinde her milletin bir günü vardı, ticaret yapma günü vardı. İşte Fransislerin pazartesi, Rusların perşembe, efendim Suriyelilerin cuma, Yahudilerin pazar şeklinde devam ediyor. Ama Türkler haftanın 7 günü bu pazarlarda ticaret yapabiliyorlardı. İstanbul'un fethine kadar bu gelenek devam etti. Bu ilişki kültürel olarak o kadar çok yansıyordu ki bir defasında bu evliliklerle devam etti. Ve o yüzden de Anadolu Türk'ü Bizanslı yerli halkla evlenerek hep melezleşti. Bu neyi getirdi? Türklerdeki bazı hastalıkların kaybolmasına sebebiyet verdi. Medeniyet ufkunda daha hızlı devam etmeleri sağladı. Zaten Türklerin en büyük, kendini geliştirmesi en büyük özelliği budur. Toplumu yıkmak değil, ondaki bütün faydaları alabilmektir. Bu yüzden Anadolu çok hızlı İslamlaştı. Ve Anadolu'nun hızlı İslamlaşmasında vesile oldular ki bugün Evren Osoğlu başta olmak üzere, bugün ve filmlerimde bildiğimiz işte Malkoçoğlu falan, bunların hepsi Rum beyiydi ve bunlar Müslüman oldular. Ve Osmanlı'nın hizmetinde devam ettiler. O yüzden de Türklerin Anadolu'ya yurt olması öyle savaşlarla değil, bir noktada kültürel bazda da olmuştur. Bu bakıldığında dünyadaki en ilginç, en önemli örneklerden bir tanesidir. Bugün dünyadaki o savaşların, yıkımların ilacı Anadolu'nun nasıl Türkleştiğinin örneğini dünyaya yansıtabilse keşke. Thank you.